İstersen WhatsApp'tan biraz soru okuyalım. Ondan sonra da sözü Hakan hocama vereceğiz. Burada hem öğretim üyesi hem de aynı zamanda bir üretici. Hı-hı. İyi geceler, ben Çarşamba'dan Ömer. 2017 buza desteklemeleri ne zaman verilecek? Yine burada süt firmasının tehditleriyle süt üretiyoruz. Bıktık artık. Şimdi ben birçok soru var da birkaç tanesini okuyayım. Hı-hı. Mesaj. Konuklara soruyorum. Süt 3 TL olduğunda hayvancılık kurtulacak mı? Neden kılcal damar hastalığıyla uğraşıyorlar? Kalp hastalığını tedavi etmek için ne yapıyorlar? Veteriner hekim Erdal Bey Eskişehir'den. Abi süt 2500 lira olsun. Kesin piyasası düzesini hepsini kestireceğim, bıktım. Dininize sağlık başkanım. Birçok mesajlar var. Şimdi bu manada söz hocam sizin. Tabii burada 2017 buza desteğine de herhalde bir açıklama yapacaksınız. Bugün sanırım açıklandı. Hem bu sorular öncülüğünde hem de esas problem süt fiyatında mı yoksa yapısal problemler mi var hocam? Evet, şimdi buzağı destekleri açıklanmıştı. Yani parti partiye yatırılacaktı işte numaralara falan göre. Hı hı. Çok gecikti. Zaten insanlar zarar ederken bir de bu ödemelerin gecikmesi sıkıntıyı daha da büyütüyor. Soruna gelince sorun yapısal aslında. Bana göre en büyük problem bir envantere sahip olmayan bir bakanlığımız mevcut. Yani elindeki sayıyı, elindeki nesneyi, materyali bilmeden hiçbir şekilde rasyonel bir planlama, rasyonel bir üretim modeli geliştirmek söz konusu bile olamaz. Zaten ette yaşanan sıkıntı da burada bahsedildiği gibi hesapsız, plansız, kesimi aynı tarihe gelecek, Türkiye'nin ihtiyacının çok üzerinde, canlı hayvan ithalatı yetmezmiş gibi bir de karkas et veya direkt lop et ithalatı yaptık. Yani bunlar yapılırken hiçbir şekilde düşünülmedi mi? Bu hayvanlar şu kadar beside kalacak. Bir de Sencer Bey'in dikkatimize sunduğu bu hayvanların besi periyodunun tamamlandıktan sonra ekstradan beslenme maliyeti gerçekten cari açığı olan bir ülke için saçmalığın daniskasıdır. Bunun hesabını yapamayanların da bunun hesabını vermeleri ve bu hesabında o kişilerden sorulması lazım artık. Yani biz başkanım da söyledi, hani kolayca euro, işte doğalgazımız, petrolümüz, doğal zenginliklerimiz çok olan bir ülke değiliz. Sanayide yeterince kalkınma hamlesini gerçekleştirememişiz. Bir şeyler yapılıyor ama yetmiyor. Şimdi cari açığı olan bir ülke nasıl olur da böyle hoyratça parasını savurur? Bu soruyu soruyorum, yetkililer cevaplasın. Yani bu planlamaları yapamamak ya da umursamamak belki de daha doğrusu. Yani yoksa insanlar şöyle hesabı bakar. İşte Türkiye'de kişi başı, Bakan Bey de açıkladı, 15 kilogram et tüketiyoruz yılda şu kadar. Ayda ne eder? 1,5 kilo falan. Türkiye nüfusu belli, şu kadar et lazım. Ben bu kadar hayvan ithalatına izin verdim. Bunlar kesilecek şu tarihte. Ben bunu depolayabileceğimiz bir şey de değil. Artı eti depolamak da maliyettir. Soğuk hava depolarını, derin dondurucuları çalıştıracaksınız. Elektrik de ucuz bir şey değil, enerji değil ülkemiz açısından. Bütün bunları yani planlamasını yapmayanlara ya da yapamayanlara bunlar niçin yapılmadı diye hesap sormak lazım. Bunda belki başka sebepler de var ama hesap sorulursa en azından yinelemeyiz. Bu şekilde planlama önemli. Bir de ben şunu düşünüyorum, yani gıda dünyada, Bakan Bey'in kendisi de söylüyor, söylem çok güzel, gıdaya hükmeden dünyaya hükmedecek. Tamam, güzel de biz gıdaya hükmedecek ne iş yapıyoruz? İcraatlara bakıyoruz, tam tersi. Mesela yani bu da ya, bir kere şey mantığı çok yanlıştı, bu eski ekonomi kurmayları. Bir kere ucuz döviz dönemi Türkiye'nin aleyhine işleyen bir süreç oldu, özellikle tarım ve hayvancılıkta. Pahalı üretiyorsunuz, ben ucuza getiririm. Ya kardeşim, ben pahalıya üretiyorsam niçin pahalı üretiyorum? Bir de Avrupa'yla niye kıyaslıyorsunuz? O zaman benim asgari ücreti de Avrupa'ya eşitleyin. O zaman benim bindiğim araba da Avrupa'daki fiyattan olsun. O zaman Euro'ya geçelim, biz de onlar gibi yaşayalım. Maaşlar da aynı olsun. Yani sadece ve sadece maalesef ette ve sütte işte kıyaslama yapıyoruz. Ha, gelinen noktada Avrupa'dan gelecek et artık ucuz değil.
Yani benim yaptığım şey de işte geçen merak ettim, baktım. Ucuz et söylemi 1 Kasım 2017'de başlamış, Kasım'ın başında. Döviz o zaman 3.80. Bugün 5.20-5.30 arası. 3.80 iken bize ucuz et diye sundukları kuşbaşı et 31 TL idi. Orantılarsak 42-43 liraya geliyor. O zaman zaten 42-43'e kuşbaşı satılacaksa karkasında en az bir 30 küsürlerde 35'lere yakın olması gerekmez mi? O zaman devletimiz dışarıdan aldığı eti veya bir şekilde piyasayı işte yanlış bir şekilde yönlendirilen şarbon olayı ile ben hatta okulda çocuğumun gittiği okulda et yemeği yasaklanmıştı. Müdür beye aynen şunu söylemiştim. Vallahi etten daha çok sizin servisleriniz benim çocuk için daha büyük risk oluşturuyor. İstatistikleri açın bakın. Şarbondan ölen var mı geçen yıl Türkiye'de? Serviste çocuklardan işte trafik kazası unutulma vesaire. Bir bunlara bakalım. Bunu niye yönetemedi bakanlık? Bu da ciddi bir sıkıntı. Tabii o süreçte yaşananlardan dolayı et tüketimi azaldı. Et tüketimi azalınca fiyatlar geriledi. İnsanlara, hayvanlara aldırıyorsunuz, beslettiriyorsunuz. Bir de bu dövizdeki dalgalanmadan dolayı maliyetler ciddi artış göstermişken karkas fiyatı geriye gidebiliyor. Böyle bir dünya yok yani. Buna müsaade edilmemesi lazım. Bu insanlar emek sahibi, alın teri sahibi. Bunların hakkı gasp ediliyor. Evet. Ve enteresan bir şekilde 20 liralardan hatta 20 liranın altında değerlerden inekler kesime gidiyor. Ama maalesef aynı oranda bir ucuzluğu da tüketici tarafında göremiyoruz. Zaten mezbahadan hayvan ne girerse girsin, inek olsun, düve olsun hep dana olarak çıkıyor. Bir de öyle bir sıkıntımız tabii var. Tabii inek kesimleri yasaktı ama sanki şu anda dana kesimleri yasak. Valla inekleri bakanlığın kendisi de kesti. Geçen haberlerde çıktı. TİGEM'de dişi materyal, embriyo transferi için alınmış olan dişi materyal, besi hayvanlığı, bunlar Angus ağırlıklı, Hereford ağırlıklı, tümü kesime sevk edildi. Evet, yaklaşık 15 bin. Yani tabii 15 bin total rakamdı ama zaten kayıplar vardı. Düşmüştür ama ciddi evet. Bir rakam 10 bin.